Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün bu videoda Karijeni Doğal Parkı'nı gezeceğiz. Açıkçası yıllardır beklediğim bir yerdi burası ve sonunda hayallerimi gerçekleştirebileceğim ve sizlere de bunu gösterebileceğim. Çok mutluyum ama birazcık kafam karışmış durumda. Acayip şekilde karışık bir doğal park burası. Bilgi alabileceğim bir yer de var aslında. Gittiğimde elimde şöyle haritalar tutuşturdu. Arkalarındaki yerleri işaretledi. Ve kesinlikle telefon çekmiyor burada. Bu yüzden de buraları bulmakta aşırı zorlanıyorum. Buraya gelmek için 9 saat araba sürdüm. Ve şu anda burada kaybolmuş durumdayım. Neyse, ilk durağım olan bu rotadan gideceğim. O rotanın adı nerede? İlk gideceğimiz yer bir tepe olacak. Circular Pool diye geçiyor. Oradan 3 kilometre kadar ileriye gideceğiz ve oradan da yine 3 kilometre kadar geriye gideceğiz. Güneşin batmasına 1,5 saat var. Gideceğimiz yerin haritası da bu şekilde. Biz şu an buradayız. Buradan tepeden bakacağım yere gideceğim. Oradan diğerine geçeceğim ve oradan da bu yol şu anda kapalıymış. Yukarıya doğru devam edip buraya kadar gelip sonra buradan da aynı yoldan geri dönmek zorundaymışım. Maalesef planladığım rota içerisindeki birkaç tane bölgede şu anda kapalıymış. Ondan kaynaklı oralara gidemeyeceğim. Olsun diyoruz. Bir kötü haber daha verdiler bana. Şöyle ki maalesef 2 gün sonra bir yağmur geliyor. Yağmur çiselese bile burası sel baskını için muazzam bir ortam. Direkt sel basıyor burayı. O yüzden çıkmaya hedeflediğim dağa da çıkamayacağım çünkü dağların yolları su altında kalıyormuş. Hayırlısı, bakalım karşımıza ne çıkacak. Belki hava durumu değişir, planlar da değişir. Çok da fazla yürümeye gerek kalmadan yaklaşık 100 metre sonra... Çok güzel. Şurada küçük bir şelale olmuş durumda. Oradaki gölcüğün içerisine doğru akıyor. Ve şuradan da şöyle giden bir su akıntısı var. Muazzam renkleri yok mu ya? Şu aşağıya eğer inebiliyorsam oraya girip kesinlikle yüzmek istiyorum bu arada. Su çok güzel gözüküyor. Tepeden baktığımız yerden, manzara izlediğimiz yerden ayrıldıktan sonra da 2 kilometrelik bir yürüme yolu başlıyor. Şu şekilde böyle çölün içerisinden yürüyorsunuz. Buraya yetişeceğim diye bu arada kahvaltı bile yapmadım. Şu anda saat 4'ü çeyrek geçiyor. 150 kişilik kamp alanı doluydu. İnsanlar bir hafta önceden falan buraya book yapıyorlarmış. Ayrıca buraya gelirken o kadar bozuk yollardan geçiyorsunuz ki birkaç kilometre değil, yaklaşık 60 kilometre kadar herhangi bir asfalt olmadan geçiyorsunuz ve zangır zangır araba zıplıyor, hopluyor vesaire. O yollardan geçerken hatta artık araba o kadar çok titreşim yaptı ki sonradan taktığım ışığın vidası düşmüş ve sadece bir kelepçe güvence olsun diye tutturmuştum. O tutuyordu bu arada. Birazcık şans eseri düşmemiş. Şu renklere bakın ya. Gerçek Avustralya bu. Ne bir Melbourne, ne bir Brisbane, ne bir Sydney. Gerçekten de şu renk Avustralya'nın rengi. Evet, aşağıdaki o göle bir iniş vardı. Fakat kapalı. Çünkü bazı taşlar yerinden oynamış ve diğer taşlar da bundan etkilendiği için güvenlik sebebiyle kapatmışlar. Herhangi bir illegal bir şey de yapmak istemiyorum işin açıkçası. Tatilimi yarıda bölmek istemiyorum. Çok çekici geliyor ama şu an aşağıya inmek ve orada yüzmek. Neyse, birkaç tane daha göl var bu şekilde. Yüzeceğiz. Bu doğal parkta sürekli yüzeceğiz. Hatta deniz şortumu da giyindim. Her an yüzebilirim diye. O kadar hazırım. Uçurumlardan aşağı bakmaktan yürüyemiyorum. O kadar güzel manzara var ki aşağıda. Hızlı olmam lazım. Tempolu bir şekilde yürüyorum bir yandan da. İçimden bir his.
yanlış geldiğimi söylüyor. Ama aşağı indiğini düşünerek duramıyorum. Böyle bir yol. O kadar eminim ki geriye dönmem gerektiğine, buranın aslında bir yol olmadığına, ama duramıyorum. Bu yol nereye gidiyor çok merak ediyorum. Ya da bir yere gidiyor mu? Umarım gidiyordur. Evet, bir uçuruma çıktık. Aşağıda suyu görüyorum bu arada. Başka bir su bu. Yüzüme gözüme yapışan o kara sinekleri özleyeceğimi tahmin etmezdim. Milyarlarca sivrisinek var, her yerimi yediler ya. Ve karıncalar. O kadar çok karınca var ki bacaklarımdan direkt yukarı çıkmaya başlıyorlar. 1.86 adamı yem olarak gören karıncalar düşünün. Yol boyunca bu şekilde karınca yuvaları da görebiliyorsunuz. Bunlar bu arada büyük. Şöyle göstereyim. Dizime kadar geliyor. Bunların benim boyumda olanları da var. Normalde bu uçurumun kenarından yürüyorsunuz ve diğer tarafından da geriye dönüyorsunuz. Fakat o tarafı da kapatmışlar. Yıllardır beklediğim yer ya, hep şimdi her yer kapanır. Yağmur geliyor, seller basar. 2 gün sonra beklenen yağmur yarın sabah yağar. Neyse, moral bozmak yok. Geriye doğru devam. Günün her saati buradaki çöller ve kayalar renk değiştiriyor. Güneş ışınlarından kaynaklı. Geldiğimizde turuncu olan kayalar şu anda kahverengi. Buradan da aşağıya o havuza, göle iniliyor. Fakat maalesef kapalı olduğunu burada yazıyor. Taş düşmelerinden kaynaklı kapalıymış. Aşağıya iniş de bayağı eğlenceliymiş aslında. Keşke açık olsaymış. Trekking'i tamamladım. 1 saat 45 dakika, 2 saat falan deniliyordu ama eğer ki hızlı yürürseniz 55 dakikada bitirebiliyormuşsunuz. Düşen ışığım da bu arkadaşlar. O kadar çok sallandı ki araba, şu yerinden çıktı. Ben de arkasına klipsler taktım ve bir tane de güvenlik olsun diye şuradan şöyle geçirip bulvarıma bağladım. İnanılmaz yorucu bir gündü. Trekkingden kaynaklı değil, hiçbir şey yemememden kaynaklı. Şimdi kamp alanına gideceğim ve hemen kendime yiyecek bir şeyler hazırlayıp yarın için plan yapıp, çünkü görülmesi gereken çok fazla yer var ve sadece bir günüm var. Yani sadece yarın gezebileceğim. Ertesi gün yağmurlu olduğu için buradan hemen gitmem gerekiyor. Yoksa 2 gün daha burada tıkalı kalacağım. Herhangi bir şekilde hareket edemeyeceğim buradan. Sular altında olacak yollar. Öyleyse kamp alanına gidiyorum. Yemeğimi hazırlıyorum. Yarın yolda yiyeceğim yemeği hazırlıyorum. Yarın sabah görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Sabah saat 6.30 şu anda. Erkenden kalkıp duruma başlamam gerekiyor. Çünkü bir günüm var. Her şeyi yapmam gerekiyor. Buraya gelmişken her şeyi bitirmeden dönmek istemiyorum. Bugün İnanılmaz yorucu bir gün olacak. Dağları tırmanacağız, taşları tırmanacağız, kayalardan aşağı doğru inmek zorunda kalacağız. Yüzeceğiz. Bütün rotaların hepsi klas 5, yani 5. seviye zorlukta. 5 üzerinden 5 bu arada. 5 üzerinden 5, yani full zorluk seviyesinde bir hiking olacak. Tırmanışlar oluyor, merdivenler falan varmış sanırım. Birlikte göreceğiz. Hemen hiç durmadan direkt başlamak istiyorum. Kahvaltımı, öğle yemeğimi, akşam yemeğimi dün geceden hazırladım. Her şeyim hazır. Hiç durmadan gezeceğiz bugün. Gideceğim yere yol yok bu arada. Yani olan yol, yol değil. Müthiş bozuk bir yoldan gidiyorum. Dün akşam hafiften bir yağmur çiseleni. Hemen gölcükler oluşmuş yol üzerinde. Yani demek ki gerçekten yağmur yağsa bu yollar tamamen kapanacak artık. Birçok sudan geçmek zorunda kaldım mesela.
bu araç takla atmamış arkadaşlar. Yol o kadar bozuk ve tırtıklı ki, yani hoplayıp zıplıyor ki her şey artık darma duman olmuş. Benim arabamın aynısı. Bu bozuk yol 1,5 saat boyunca böyle devam ediyor. Artık mola vermem gerekiyordu. İçim dışıma çıktı bu arada. Arabada eksilen bir şey var mı diye bakmam lazım. Taktığımız plastik kelepçeler işe yaradı. Hiçbir şekilde bir şey olmadı, düşmedi. O yolda düşmediyse zaten bundan sonra bir şey olmaz. En azından bir şehir merkezine gidip orada bir şeyler alıp onu oraya sabitleyebilirim. Saatlerce hoplayıp zıpladıktan sonra gelmem gereken yere geldim sanırım. Elimdeki harita onu söylüyor. Burada da bir bilgi merkezi gibi bir şey var. Daha doğrusu haritayı falan buraya koymuşlar. Buradan da kontrol edebiliyorsunuz. Benim gideceğim yer Vienna George. Burada 190 metre diyor. Fakat buradaki bilgiye göre 5. seviye 1 saat yazmış. Bakalım ilerleyince göreceğiz. Yanlış gitmeyeyim de. Kahvaltımı çantama koydum, sularımı koydum, kameramın bataryaları var. Şu anlık her şey yolunda. Sadece planladığımın 1 saat gerisindeyim. Bu yolun böyle bir yol olduğunu tahmin etmiyordum. Ama yetişeceğiz. Hızlı bir tempoyla yetişeceğiz. Her şeyi yetiştireceğiz bugün. Benim rotamın başlayacağı yere geldiğimde ise her yerde uyarılar var. Bu şekilde kazalar oluyor denmiş. Ve hemen onun ilerisinde de burası riskli bir bölge. Lütfen aşağı inerken dikkat edin demiş. Ve burası da benim yolum. Şöyle bir yerden geldikten sonra da aşağı inen bir merdiven çıkıyor karşımıza. Daha turun başındayım. Ama o kadar büyüleyici geliyor ki her şey. Renkler, su sesleri, böyle her şey sanki benim buraya gelmemi bekliyormuş gibi. Acayip mutluyum. Yol bitti. Ben bitti demeden bitmez aga. Wow, su inanılmaz soğuk. Suyun içinden geçtikten sonra karşımıza değişik bir şey çıkıyor. Buradan geçeceğim. Buraya spider walk, yani örümcek yürüyüşü deniliyor. Buradan geçerken GoPro ile geçeceğiz. Buradaki problem bu yol değil. Buradaki problem benim sırtımda 20 kiloluk bir çantamın olması. Suya bakın. O dehşet kaygan bu arada. Bir tane daha yukarıya çıkacağım. Ya kimsenin olmaması çok ilginç bu arada. Böyle bir yerde nasıl bir tek ben olabiliyorum? Oh, devam ediyor. Wow, bu ne ya? Mucizesin sen resmen, mucizesin ya.
Lütfen tipimi maruz görün ama şuradan devam edeceğim şimdi. Huzur gibi ya. Gerçekten de huzur gibi. Psikolojik bir sıkıntısı olan insan buraya geldiğinde resmen psikolojik bir destek alır doğadan. Müthiş. Evet. Çok kayganmış. Yüksekten düşebilirmişiz. Vaktini çok fazla zorlama diyor. Yeterince aşağıdan gitmeye çalış diyor. Adımlarına odaklan diyor ve suya atlama diyor. Başlıyoruz. Aşırı heyecanlıyım ya. Aşağıdan git diyor, yukarıdan gitme diyor. Bakın şöyle bir işaret koymuşlar oraya. Çok fazla yukarıdan gitmeyin, aşağıdan devam edin diye. Ya bunlar ne ki ya? Oo, bayağı kaygan bu. Ya lafımın üstüne de. Hoppa. Ben burayı daha yukarıdan falan diyebiliyordum bu arada. Yukarıdan olsaymış birazcık daha eğlenceli olabilirmiş. Ama yukarıdaki mesafe bu kadar dar değil. Mucize gibi değil mi ya? Resmen doğanın mucizesi. Böyle duvarlara falan hep ellerimi süresim geliyor. Her şey çok güzel de elimde kamerayla buralarda yürümek ciddi zor. İşte bu yüzden bence abone olmalısınız ya. Artık abone olun şu kanala. Ve işte istediğim yere geldim. Havuzumuza geldik. Kermist havuzu diye geçiyor burası. Ve tabii ki bu kardeşiniz hazırlıklı geldi. Yine deniz şortu altında. Haydi yüzelim. Şaka mı bu? Good morning. Good morning. Kahvaltımı falan yaparken bir dahaki rotaya bakmak için haritayı çantamda aradım ve harita nerede çıktı biliyor musunuz? Artık yerim yönüm de yok. Direkt parçalanmış. Neyse. Geçmiş olsun. Bulacağız artık bir yolunu ya. Yapacak bir şey yok. Önce kahvaltı. Bu arada ben yukarı doğru çıkarken insanlar da aşağı doğru inmeye başlıyorlardı. İnanılmaz bir yoğunluk olacaktı aşağıda. Neyse ki erken gitmişim. Tek başımaydım. Ben şu an buradayım. Biraz önce de şu Kermis Pool'a gittim. Şimdi buradan geriye geldim. Buradan bu şekilde böyle devam edip bir sol bir sağ yapıp Handrail havuzuna gideceğim. Şu anda planımın tam 15 dakika ilerisindeyim. Yani çok güzel ilerliyorum. O yüzden hız kaybetmek de istemiyorum. Kahvaltıyı keşke bu şekilde yolda yürüyerek yapsaydım. Birazcık daha zaman kazanabilirdim. Her an yağmur yağabilir bu arada. Hava inanılmaz bulutlu ve karanlık. Şimdi yaklaşık 2 kilometrelik bir yolum var. Tabii ki tekrardan yüzmeye gidiyorum. Bol bol yüzmek istiyorum ya. O kayaların arasındaki o havuzlar benim için gerçekten de büyüleyici bir atmosfer sağlıyor. Ya büyüleniyorum. Ciddi anlamda büyüleniyorum. Hiçbir şekilde abartmıyorum bunu. Muhteşem. Ve yanlış yoldan geldim. En son geleceğim noktaya
Şimdi geldim. Burası bir seyir tepesi. Oxer seyir tepesi diye geçiyor. Yürüyüşü kısa ve kolay bir parkur olduğu için de burası bayağı kalabalık. Arkamda da gördüğünüz gibi bayağı insan var. Özellikle ileri yaşta olan insanlar, 80 yaşında, 70 yaşında insanlar buraya gelip bu şekilde hikingler yapıyorlar, kolay rotaları yapıyorlar. Evet, şimdi doğru yeri buldum bu arada. Girerken de şöyle bir uyarı var. Aşağıda yılan olabilir diye uyarılar koymuşlar. Ve hemen yanında da riskli bölge diye bir yazı var. Çok hızlı bir şekilde su baskını olabilir diyor. Ayağınız kayabilir diyor. Suya dalmayın diyor. Veya suya dalmayın, kafanızı taşa çarpabilirsiniz diyor. Veya taşlara tırmanmayın diye uyarılar koymuşlar. Evet, buradan böyle aşağı geldikten sonra böyle devam edeceğim. Artık o tepelerin arasındayım. Yani aslında kanyonun içinden devam ediyorum şu anda. Yerlerde sadece taşlar var. Taşların üstünden devam ediyorsunuz. Ama şöyle kafamı her yukarıya kaldırdığımda ve o taşları gördüğümde her seferinde kalbim daha da hızlanıyor. Belki trekkingden kaynaklıdır bilmiyorum ama çok güzel bir görüntü var. Peki benim gördüğüm her suda yüzmek istiyor olmam. Duramıyorum. Gelmek istediğim yere geldim ama çok fazla ses geliyor. Sanırım aşağısı çok kalabalık. Bu da demek oluyor ki burada gezerken her yere çok erken saatte gelmem gerekiyormuş. Ama bu demek olmuyor ki yüzmeyeceğim. Tabii ki de yüzeceğim. İçine çıkıyor. Diye gibi. Nereye geldiğin hakkında hiçbir bilgim yok. Az önce nereden geçtim ben ya? Nasıl bir şeydi bu? Şu manzaraya bakın. Çıldıracağım. Bir hafta burada kalabilirim. Asla itiraz etmem. Dinlenmesi var. Tam 15 dakika sürdü yukarıya çıkması. Toplam bu turda 79 dakika 30 saniye 80 dakika süre aldı. Ama ben havuzda bayağı zaman harcadım. Yani en az yarım saat aşağıdaki havuzda kaldım. Yüzdüm. Su çok güzeldi. Handrail havuzunu da tamamladığıma göre buradan şimdi başka bir bölgeye devam edeceğim. Gideceğim yerin adı
Hammersley Gorge diye geçiyor. Orası şöyle bir yer. Avustralya'da bu Karijini Doğal Parkı'nda herhangi bir fotoğraf gördüyseniz eğer Instagram'da, işte orası şimdi gideceğim yer. Hızlı olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince size görüntüler de almaya çalışıyorum ama yetemiyorum sanki. Yaklaşık 5 saattir aralıksız şekilde ya yürüyorum, ya koşuyorum, ya tırmanıyorum, ya da bir şeyler yiyorum sürekli. O yüzden keşke bir tane daha benden olsaymış da gidip oralarda böyle görüntü falan alsaymış. Hemen hızlı hızlı o tarafa doğru gitmem lazım. Yaklaşık 2 saatlik bir araç sürüşümüz var. Sonunda da Hammersley Gorge dediğim yere gideceğiz. Orada da 2 tane spot var sadece. Oraları tamamlayıp yapamayacağımız birkaç tane şeyi de bırakıp burada son gece kampımızı yapıp burayı terk edeceğiz. Giderken karşıma çok ilginç bir şey çıktı. Kenara çekmek zorunda kaldım. Bütün yolu kapatıyor. 2 saat araba sürdükten sonra size müthiş bir manzara gösterecektim fakat yol kapalı. Ve hiçbir tabela, hiçbir şey de yok. Leş gibi bir yoldan 2 saat boyunca araba sürdükten sonra bu manzara olmamalıydı karşımda ya. En azından birkaç tane işaret koysalardı, daha yolun girişindeyken kapalı diye bir tabela koysalardı. Yani buraya kadar gelip buradan sonra bir 5 kilometre falan kaldı. 5 kilometre öncesine şu tabelayı koymak, yani çok güzel küfür ettiler bana. Neyse, sıkmıyoruz canımızı. Çok güzel yüzdük, çok güzel manzaralar gördük birlikte sizle. Bunun için de mecburen bir daha gelmek zorundayım şimdi. Yapacak bir şey yok, tekrardan bir yolculuğa çıkmam gerekecek. Bu da benim bahanem olsun diye kendimi avutuyorum. Öyleyse bu videoyu da burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir abone ol butonuna basın da keyfim yerine gelsin. Moralim bayağı bozuldu, çok üzüldüm ben ya. Hakikaten var ya, bu arada bayağı üzüldüm ya. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım izlerken sıkılmamışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Bye bye.